Anadolu Ateşi başlıyor. Hepinize mutlu günler, programımıza hoş geldiniz. Dün olduğu gibi bugün de ben sizlere yardımcı olacağım. Özgür Sancar ben. Yarın da buradayım. Bir saatlik kuşakta pek çok konuyu ele alacağız. Onlardan bir tanesi 32. haftada Süper Lig'de kapanış maçı Alanya'da oynandı. Alanya Spor Galatasaray'ı ağırlamıştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Galatasaray 4-0'lık bir üstünlük sağladı. 56 ve 72. dakikalarda Barış Alper'in, 61'de Hakim Ziyech ve 83'te Mauro Icardi'nin golleriyle 4-0'lık bir skorla sahadan galip ayrıldı Galatasaray ve liderlik koltuğundaki yerini pekiştirdi. Galatasaray lider girmişti haftaya ve 87 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. 32. hafta sonrasında değerli dinleyiciler ve teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalar yaptı maçtan sonra. Zorlu bir deplasmandı. Tabii ki çok formda bir takıma karşı oynadık. Son 4 maçını kazanmış. Özellikle iç sahada da uzun zamandır kaybetmeyen bir takımdı. Maçın başlangıcı rakibimiz biraz daha bize göre daha konsantre olduğunu söyleyebilirim. Bizim ilk yarıki oyunumuz tabii ki daha hızlı, daha akıcı ve rakip kaleyi daha çok zorlamamız gerekirdi. Yani Galatasaray takımı her maçı kazanmak için oynar ve bu kazanmak için oynamayı da sahada daha net bir şekilde ilk yarıda göstermemiz gerekirdi. Burada çok bizim açımızdan çok iyi bir ilk yarı geçmedi. Ama ikinci yarı özellikle golle birlikte performansımız arttı. Özellikle demin de söylediğim gibi gol bazen çok fazla şeyi değiştiriyor. Golün verdiği güven, arkadan ikinci gol. Devamında hem rakibin 10 kişi kalması hem oyun içerisinde daha iyi yerleşmemiz. Üçüncü, dördüncü gol. Önemli bir galibiyet kazandık. Burada oyuncularıma tebrik etmek istiyorum. Tabii oyuna başlayan, devam eden, giren, girmeyen hepsi bizim için önemli, hepsi değerli. Çok geniş, çok iyi kadroya sahibiz. Bu kadro içerisinde tabii ki oynamalar, oynamamalar, girmeler, çıkmalar oluyor. Oyuncuların da üzüntüleri olabiliyor. Oynadıkları zaman tabii ki her oynayan oyuncu daha mutlu. Oynamayan oyuncu bu anlamda, psikolojik anlamda daha zor oluyor onlar için. Ama dediğim gibi artık tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan biriydi. Ben oyuncularıma teşekkür ederim. Alanya Spor, bu oyuncuları da tebrik etmek istiyorum. İyi bir takım, iyi bir hocaya sahipler. Bugün şanssız bir şekilde Sayın Fatih Tekke dışarı gönderilmek zorunda kaldı. Hakem tarafından alanı terk ettiği için herhalde yapıldı. Ama çok önemli, çok değerli Fatih Tekke de çok kalite olarak, karakter olarak da hepimizin çok sevdiği, çok da hocalığını beğendiğimiz biri. Ona da geçmiş olsun demek istiyorum. Ya aslında ben net bir açıklamam olmadı. Zaten net açıklamaları ben maç sonrası veya kendi kanalımız üzerinden yapıyorum. Bunun dışında benim ağzımdan bir şey yazıldığı zaman bunlara çok bir yandan itibar etmemek lazım. Bir yandan da tabii ki şöyle bir doğruluk payı var onun içerisinde. Hani bizim maç öncesi düşüncemiz, rakibimizin ne yaptığını, nasıl sahada başlayacağını bilmediğimiz için özellikle oyuncularımıza söylediğimiz şey orada eğer yani rakip duruyorsa, hareket etmiyorsa tabii ki topun dışarı atılması veya rakibe atılıp rakip tarafından dışına atılması gibi bir şeydi. Onun yanında oyun başladıktan sonra rakip de oyuna başlayınca normal bir maç oynanmaya başladı ve devamında bir gol geldi. O yüzden yani bunun tam açıklaması bizim açımızdan bu ama diğer anlamda yani benim cümlelerim değil, ben de herhangi bir açıklama yapmadım. Zaten dediğim gibi açıklamaları da kendi ya burada ya Galatasaray'da ya antrenman öncesi, zaten bu zamana kadar hep öyle bütün açıklamaları yaptık, bundan sonra da öyle olacak. VAR'da bir uygulama başladı. Yani bizim için hiçbir şey problem yok. Yani yarın öbür gün sahada olur. Bizim için yine bir problem yok. Bu federasyon alacağı karar. Federasyon ne karar alırsa biz buna uymak zorundayız. Her türlü yani Erdem Bey'in bir esprisi var. Robot hakem de olsa ona da tamam diyeceğiz. Ama ya bir yandan yabancı hakemlerle ilgili ben de daha önce söyledim. Belki yani geçmişte İlk yabancı hakem gelsin diyen belki 5-6 sene önce ilk benimdir. Yani
yanlış hatırlamıyorsam Akhisar'dayken olabilir. Yani ilk yabancı hakem gelsin diyen belki benimdir. Ama bir yandan da hep onu söylüyorum. Yani biz Türk hakemlerine de güvenip, yani bugün çok genç bir hakem vardı ve iyi bir maç yönetti. Yine alttan gelen genç hakemlerimiz var, iyi maçlar yönetiyor. Bence yani benim görüşüm tabii kişisel olarak, yani özellikle VAR odasının bu anlamda daha güçlü bir şekilde olması sahadaki hakemlerin işini daha çok kolaylaştıracak. Ama yani bizim için bir şey fark etmiyor. Önemli olan sahada hakemler olsun. Ama Türk hakemlerine de bence hak ettiği değeri verelim. Yani onların da uzun yıllar Türk futbolu için daha iyi nasıl götürebiliriz? Bununla ilgili de destek vermek gerekiyor. Dediğim gibi, yani bilmiyorum seyrettiniz mi? Halil Umut Meler ve ekibi bence muhteşem bir maç yönetti. Hafta içi Liverpool maçını yönetti Avrupa'da. Bence muhteşem bir maç yönetti. Yani orada bu kadar iyi yönetebiliyorlarsa, bunu Cüneyt Hoca için de hep söylerdik daha önce. Demek ki burada bizim işleyişimizde de bir problem var. Yani Türk hakemlerine de o güveni, o desteği, oradaki rahatlığı verdikten sonra onlar için de buradaki maç yönetme çok kolay olacak. Ama özellikle VAR odası ile ilgili şu andaki yapılmış bir karar. Belki bütün maçlarla ilgili bu kararlar verilecek. Yani bütün lig önümüzdeki sene bu anlamda yabancı VAR hakemli olacak veya işte yabancı hakemle ilgili ne karar verecek bilmiyorum. Ama dediğim gibi biz hepsine kabulüz. Yani sahada ne oluyorsa her türlü sahadayız. Her türlü maçı oynamak istiyoruz ne olursa olsun. O yüzden Galatasaray olarak, yani Türk futbolu için bu zamana kadar en iyisini hep yapmaya çalıştık. O yüzden bundan sonra da yine sahada olacağız, sahada kalacağız. Ne oluyorsa her türlü karara da saygılıyız. Anadolu Ateşi devam ediyor. Galatasaray bölümümüze devam ediyoruz programımıza. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u dinledik. Galatasaray istediği gibi bir başlangıç yapamadı Alanya Spor maçında. İstediği aktif, enerjik oyunu ortaya koyamadı. Burada tabii oyuncu tercihlerinin de bence bir faktör olarak kabul edilebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü henüz hazır olmadığını gördük Aurier'in. 11'de başladı Galatasaray'ın sağ beki. Ama sanki çok uzun süredir maç oynamıyormuş gibi telaştı ve acemice hareketler yaptı. Ve Alanya Spor özellikle sol ve sağ kanadı çok iyi değerlendirdi ilk yarı boyunca. Tabii Oğuz Aydın'ın efektif bir oyun oynaması, özellikle de iki pozisyonda Galatasaray'ın sol beki Derrick Kern'ü geride bırakmış olması Alanya Spor adına çok daha fazla pozisyon üretilmesi anlamına geldi. Ama Derrick Kern sonrasında toparladı. İyi başlayamadı, sonrasında toparladı. İkinci yarıyla birlikte yapılan oyuncu değişiklikleri bence Galatasaray'ın birazcık daha hareketlenmesini, daha dinamik, kendi kimliğine yakın bir oyun sergilemesini sağladı. Neydi Okan Buruk'un tercihleri ikinci yarıda? Oraya dışarıya alındı. Ve Kaan Ayhan sağ beke geçti. Hakim Ziyech oyuna girdi. Sağ kenara geçti. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı ve ilk yarıda sağ kenarda başlayan Barış Alper Yılmaz, ki maçın ilk yarıda da bence en hareketli ismiydi, sol kenara geçti. Böylece Galatasaray Oğuz Aydın gibi sağ kenarda çok efektif olan bir rakip takım oyuncusunu Barış Alper'in çizgiyi bütünüyle kullanma meziyeti nedeniyle çok daha kolay durdurmaya başladı. Aynı zamanda Barış Alper hem defansif hem de ofansif oynayabilme özelliğini fazlasıyla ortaya koyduğu için ofansta da çok iyi işler yaptı, ki bence sağ bek oynaması, sol bek oynaması onun kararlılık açısından, son vuruşlar açısından gelişmesini sağladı. Çok fizik gücünü daha fazla kullanmasını, birebir mücadelelerde daha aktif olmasını sağladı. Defansta oynarken ister istemez çok daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Bu dayanıklılığını da arttırmış. Bütün bu özelliklerini de ortaya koydu. Yani komple bir futbolcu. Bana göre Süper Lig'de şu anda bir tam sezon içerisinde en fazla gelişimi gösteren futbolcu Barış Alper Yılmaz. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızda doğrudan oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. Oynadığı zaman başarılı olursa çok büyük paraları getirebilir. Transfer teklifleri gelecektir, hiç kuşku yok ki. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a bana göre maçın adamı Barış Alper Yılmaz'dı. Mauro Icardi çok etkin gözükmedi ama Mauro Icardi iyi bir golcü ve nereye koşu yapacağını çok iyi biliyor. Kaan Ayhan'ın ortasına çok iyi gitti ve son vuruş yaptı. Son vuruş yapma özelliği, ama belki de Mertens'in yorulduğu dakikalarda bir yardımcı forvet olarak saha oyuna girebilirdi. Sonradan oyuna girdi. Genelde
genelde sol kenara kaçarak oynadı Zaha ama ben özellikle Alanya Spor gibi cesur hücum yapabilen, bundan dolayı da defansının derinliklerinde boşluk bırakan takımlara karşı Galatasaray'ın ikinci forvetle oynayarak çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mauro Icardi çok iyi bir golcü ama topla ilerleme gücü yok. Yani 18'in dışından topu sürerek içeriye gitme kabiliyeti yok. Genelde topu aldığında, önü boş olduğunda arkasından gelen defans oyuncuları ona yetişiyorlar. O da basıp geriye dönmek zorunda kalıyor. Ama Zaha öyle değil mesela. Zaha topla ilerleme gücü olan bir futbolcu. Yıllarca bunu Crystal Palace'da gösterdi. Mesela Mertens'in oyundan düştüğü ya da işte dünkü gibi çok fazla pas hatasıyla oynadığı maçlarda, ikinci santfor olarak böyle maçlarda bu tür rakipler karşısında Zaha da denenebilir. Bu da Okan Buruk'un ilk başta düşündüğü formüllerden bir tanesiydi. Zaha oyuna girdikten sonra bence forvet arkasında oynadı. Mertens, Kerem Demirbay çıktıktan sonra göbeğe geçti ve pas dağıtma işlevini orta sahada göbekte yapmaya başladı. Bu da Galatasaray'ın önümüzdeki maçlarda buna benzer oyuncu tercihlerinde kullanabileceğini gösterdi bize. Pek çok hikayesi var aslında ikinci yarıda Okan Buruk'un yaptığı değişikliklerin ama neresinden bakarsanız bakın Galatasaray son 7 haftadaki en zor maçından başarıyla çıktı. Alanya deplasmanı gerçekten çok zordu. Ben maçtan önce de defalarca kez söyledim. Galatasaray'ın puan kaybetme olasılığının en yüksek olduğu maçtı Alanya Spor deplasmanı. Galatasaray ikinci yarıdaki başarılı futboluyla, ki bence gerçek performansına da yakın bir futbol oynamadı. İkinci yarıda da eleştiriye açık bir futbol oynadı. Özellikle Leroy Sané Alanya Spor'da kırmızı kart gördükten sonra 10 kişi kalan Alanya Spor'a çok daha fazla yüklenip çok daha fazla basıp skoru arttırma şansı vardı. Bu noktada da Galatasaray bir konsantrasyon problemi yaşadı bence. Yani skoru arttırmak konusunda ama 4-0 çok net bir skor ve Galatasaray'ın liderliğini pekiştiren bir galibiyet oldu. Teknik direktör Metin Yıldız bizimle birlikte, eksik olmasın. Radyo Spor'a çok büyük katkıları oluyor. Yıl boyunca programlarımıza katılıyor, bağlanıyor, fikirlerini paylaşıyor sizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. İyisiniz umarım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Hocam Galatasaray oyun başlangıcını iyi yapamadı Alanya Spor karşısında. Alanya Spor daha etkin oldu, özellikle kanatları kullandı ama ikinci yarıda değişen bir Galatasaray vardı. Oyuncu değişiklikleri, işte Kaan Ayhan'ın, Hakim Ziyech'in oyuna girmesi, Barış'ın sol kenara geçmesi, bunda %100 belirleyici oldu mu sizce, ne dersiniz? Tabii ki öyle. Daha önce yapmış olduğumuz değerlendirmelerde şunu söylemiştim. Galatasaray müsabakalarında rakip kendi oyununu oynamaktan ziyade Galatasaray'ın oynamış olduğu oyuna göre pozisyon belirliyor demiştim. Dünkü müsabakada tam tersi oldu. Alanya takımı önde bastı Galatasaray takımına. Dolayısıyla Galatasaray takımının ön 3. bölgeye çıkmasını zorlaştırdı. Dolayısıyla bu ilk devre boyunca tabii birkaç oyuncunun da istenilen performansı sergileyememesinden istenilen oyun ortaya çıkmadı. Fakat böyle durumlarda özellikle Okan Hoca yerinde müdahalelerle takımı tekrardan canlandırabiliyor, etkili hale getirebiliyor. İki devreli bir müsabaka izledik. Özellikle maçın ikinci yarısında Okan Hoca'nın yapmış olduğu hamlelerle Galatasaray gerçek oyununu değil ama ona yakın bir oyunu ortaya koyarak istemiş olduğu sonucu aldı. Evet. Hocam maçın en iyisi kimdi sizce? Ya şimdi tabii yani genel anlamda defansif oyuncular özellikle stoperlerden yabancı oyuncunun yapmış olduğu müdahaleler çok yerindeydi ilk yarı itibariyle. Ama çok ön plana çıkan oyuncu tabii ki iki gol atmasıyla beraber Barış Alper'di. Oyuna sonradan giren oyuncular da istenilen performansı ortaya koydu. Skorda büyük etki sağladılar. Tabii oynanan müsabakalarda hep söylüyorum bunu, birçok yapmış olduğumuz konuşmalarda dile getirdim. Okan Hoca'nın müdahaleleri çok yerinde, çok zamanında. Bu da bir takım için çok önemli olduğunu dün de gördük. Yapmış olduğu müdahalelerle maçı kendi lehine çevirdi.
Okan Hoca. Hocam Hakim Ziyech hiç kuşku yok ki bence topu kullanma meziyeti en yüksek oyuncu Galatasaray kadrosu içerisinde. Mertens belki oyun kurucu pozisyonda ama Hakim Ziyech çok daha üstün. Yani pas yüzdelerinde bunu görüyoruz ve topu ayağına aldığında işte bu futbolcu dedirtiyor kendisine. Tabii Avrupa'da bu ne kadar işler bilmiyorum ama Türkiye'de Hakim Ziyech bence iş yapar. Ligin seviyesinden dolayı. Çünkü Hakim Ziyech topu ayağına aldığında oynayan, bunun dışında çok fazla sorumluluk alıp kendini gösterip top alan ya da işte oyuna sertlik katan ya da takım savunmasına katkı sağlayan bir oyuncu değil ama topu ayağına aldığında gerçekten çok etkili. Ben kalan 6 haftada da Hakim Ziyech'in Galatasaray'a belli anlarda maç kazandırabilecek aksiyonlar göstereceğini düşünüyorum. Yani maç kazandırabilecek bir oyuncu. Ne dersiniz? Hakim Ziyech özelinde bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Tabii ki öyle. Ama tabii burada en önemli olan maçın gidişatına göre hocanın yapmış olduğu hamleler çok önemli. Dünkü müsabakada özellikle Galatasaray ön bloğa çıkması zor gözüküyordu. Hakimin oyuna girmesiyle beraber, çünkü ayağında topu tutabilen, çalım atabilen, içeri dışarı yönelebilen bir oyuncu, bu takımın ön bloğa çıkmasını da kolaylaştırıyor. O açıdan da çok faydası oldu. Galatasaray takımının özellikle Alanya takımının geriden çıkacağı pozisyonlarda Galatasaray defansının ön bloğa çıkmış olmasından dolayı Alanya takımı ilk yarıda yapmış olduğu hücumları yapamadı. Dolayısıyla önde basmış oldu Galatasaray takımı. Bu da takım gücünü çok fazlalaştırıyor. O açıdan çok önemli bir oyuncu. Hocam Galatasaray'ın bu galibiyette şampiyonluk şansı nedir kalan 6 haftada? Hala %50-50 mi görüyorsunuz Fenerbahçe'de, yoksa bu yüzdeler bir takımdan diğeri lehine değişti mi sizce? Yani aynı pozisyon devam ediyor ama tabii burada oyunu değerlendirmek lazım. Her iki takımın oyununa da baktığımız zaman Galatasaray daha avantajlı görüyorum ben. Bana göre Galatasaray çok daha avantajlı. Anladım. Önümüzdeki hafta Galatasaray Pendik Spor'u ağırlayacak ve Fenerbahçe Sivas Spor deplasmanında olacak. Ne dersiniz bu iki maç için? Tabii ki yani baktığımız zaman Fenerbahçe Sivas Spor müsabakası daha zor gözüküyor kağıt üzerinde ama artık bundan sonra her maçın önemi çok fazla. İki takım da bütün maçlarını kazanacak diye düşünüyorum. Herhalde bu maç iki takımın arasında oynanacak müsabakayla sonuçlanacak diye düşünüyorum. Teknik direktör Metin Yıldız Galatasaray bölümümüzde konuğumuz. Biliyorsunuz kendisi futbolculuğunda Galatasaray'ın formasını başarıyla giydi. Galatasaray'da teknik direktörlük de yaptı. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Sayın Metin Yıldız bizimle birlikteydi değerli dinleyiciler. Bu arada Fenerbahçe Olympiakos maçının hakemi de belli oldu. Fenerbahçe Olympiakos maçıyla ilgili son bilgileri sizlere aktaracağız. Fenerbahçe'de Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürüyor sevgili dinleyiciler. Beşiktaş'ta iki tane sakatlık haberi geldi. Onlardan bir tanesi Semih Kılıçsoy, bir diğeri de tecrübeli kaleci Mert Günok'la ilgili. Bakalım Ankaragücü maçına hazırlanıyor Beşiktaş. Bu futbolcular Ankaragücü maçına yetişebilecek mi? Detaylara baktığımızda Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Mert Günok'la uyluk üst kısmında ağrı hisseden Semih Kılıçsoy MR görüntülemede üst uyluk grubunda gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcunun tedavisine başlanmıştır deniyor. Son gün belki de karar verilecek. Bunlar çok büyük, onları sahadan uzun süre alıkoyabilecek sakatlıklar değil ama sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesinde cilt kesici ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşmuş Mert Günok'ta da. Bunlar onları uzun süre sahadan alıkoyacak sakatlıklar değil ama Ankara Gücü maçı öncesinde karar verecek Beşiktaş teknik heyeti. Serdar Topraktepe biliyorsunuz sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak atandı. Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıktı. Oyuncu 18 yaşında. Bu karşılaşmalarda 11 tane gol attı. 2 tane gol pasıyla oynuyor. Mert Günok ise siyah beyazlı formayla bu sezon 39 maçta forma şansı elde etti. Milli futbolcu bu karşılaşmaların 15'inde kalesini gole kapattı. 42 kez ise gole engel olamadı ama öyle maçlar var ki
Mert Günok adeta tek başına maçı çeviren isimdi. Beşiktaş için bence son derece önemli bir kaleci. Eğer oynamazsa Ankara Gücü maçında hiç kuşku yok ki kalede Ersin Destanoğlu olacak. Bu arada Fenerbahçe'nin kalecisi, kalecilerden bahsetmişken Livakovic ile ilgili bir haber var. Trabzonspor maçı sonrasında ayrılmak istediğini beyan etmiş Livakovic, uğradığı saldırı sonrasında. Kaleci antrenörü Sandro Sufic'in 3 günlük terapisiyle Livakovic ayrılık kararından vazgeçti ve son hafta maçında, yani Karagümrük maçında gerçekten Fenerbahçe'yi kurtaran isimlerden bir tanesiydi. Bir tane uzaktan çekilen şut da çok başarılıydı. Bir de Güven'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Karagümrük sporlu futbolcu Güven'le ayağını çok iyi kullandı ve topu engellemeyi, Güven'den çalmayı başardı. Son hafta performansıyla dikkat çekiyor Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Livakovic. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçına hazırlanıyor. Çeyrek final rövanş maçında Kadıköy'de perşembe akşamı Olympiakos'u ağırlayacak ve bu maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Steiler yönetecek değerli dinleyiciler. Alman bir hakeme atamış UEFA bu önemli karşılaşmaya. Bu arada eski Beşiktaşçı Can Bozdağ'ın ezeli rakibe mi gidiyor şeklinde bir haber var. Trabzonspor Can Bozdağ'ın transferi için Utrecht'le resmi görüşmelere başlandı şeklinde bir bilgi var. Can Bozdağ'ın için Utrecht'le resmi görüşmelere başladı. Bu sezon Utrecht'te 27 maça çıktı Can Bozdağ'ın. 1777 dakika süre aldı ve 2 tane gol attı. Bir tane de gol pasıyla oynuyor sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz Beşiktaş'ta yeni bir teknik direktör gelecek önümüzdeki sezondan itibaren. Ama Serdar Topraktepe gerçeğini de ihmal etmemek lazım. Göz ardı etmemek lazım. Çünkü Serdar Topraktepe bence teknik direktörlük yapabilecek kabiliyette bir futbol adamı. Üstelik çok önemli futbolcuları da yetiştirdi. Bugün Semih Kılıçsoy A takımda başarıyla oynuyorsa burada Serdar Topraktepe'nin %100 payı var. Çünkü Semih'in gelişiminde çok önemli bir inisiyatif kullandı. Özellikle onun vücudunu kullanma kabiliyetinden dolayı üst düzey futbol oynayabileceğini söyleyen ve Semih üzerinde ısrarla duran isimlerden bir tanesi Serdar Topraktepe'ydi. Eğer son 6 hafta Serdar Topraktepe parlak sonuçlar alırsa Beşiktaş teknik heyetinin başında Serdar Topraktepe ile de devam etme olasılığı olabilir. Ama basına baktığımızda Beşiktaş'ın Lucescu başta olmak üzere pek çok teknik adamla görüştüğünden bahsediliyor. Yine Çaykur Rizespor'daki başarısıyla ön plana çıkan teknik direktör İlhan Palut'un da Beşiktaş'a gelebileceği yönünde bir iddia var. Az sonra Çaykur Rizespor'la ilgili bir bağlantı yapacağız ki Çaykur Rizespor 4. sıraya geldi. Neredeyse Beşiktaş'ta puanını eşitledi. Son 3-0'lık Antalya Spor galibiyetiyle, ki tempo yapabilme gücü açısından da Çaykur Rizespor son derece başarılı bir sınav verdi bence Antalya Spor maçında. İlhan Palut hiç kuşku yok ki bu başarıda Çaykur Rizespor'da belirleyici isimlerden bir tanesi. İlhan Palut'un büyük takımlardan teklif alması durumunda Çaykur Rizespor'un kendisine kolaylık sağlayabileceğini biliyoruz. Az sonra bu konuyla ilgili bir bağlantı yapacağız. İlhan Palut da yine Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu alıyor. Yine bir Türk takımı futbol kulüp Karabağ'ın teknik direktörü Kurbanov'un da Beşiktaş'ın düşündüğü alternatiflerden bir tanesi olduğundan bahsediliyor ki küçük bir bütçeyle Avrupa Ligi'nde çok başarılı işler yaptı. Şu anda Bundesliga'nın şampiyonu Leverkusen'i neredeyse eliyordu. Karabağ futbol takımı Kurban Kurbanov yönetiminde. Bununla birlikte işte Edin Terzic, biliyorsunuz Borussia Dortmund'dan ayrılacak ve Edin Terzic'in ayrılığından sonra Nuri Şahin Borussia Dortmund'un teknik direktörü olacak. Hasan Arat'ın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın Edin Terzic'i de Beşiktaş'a getirmeyi düşündüğünden bahsediliyor. Elbette ki bir yabancı teknik direktör gelecekse çok önemli bir transfer bütçesi sunmak zorundasınız. İyi bir kontrat vermek zorundasınız ve ayrıca bir proje sunmak zorundasınız. Bu açıdan Beşiktaş'ın işi zor, çünkü takımı neredeyse bütünüyle yenilemek zorunda. Kimi futbol otoritelerine göre Beşiktaş'ın en az 9 tane doğrudan oynayabilecek transfere ihtiyacı var. Bu da para meselesi. Dolayısıyla Beşiktaş zorlu bir transfer süreci yaşayacak. Bu koşullarda takımı başarıya götürebilecek daha mütevazı bir kadroyla ya da düşük bir bütçeyle takımı kafaya oynatabilecek bir teknik direktör arayışı söz konusuysa eğer, bu seçeneği yerli bir teknik direktör olarak belirleyebilir Beşiktaş bence. Yerli teknik direktörler çok daha makul gözüküyor. Akla ilk gelen isimde hiç kuşku yok ki Sergen Yalçın, ama bunun dışında da sürpriz isimler olabilir. Sergen Yalçın'la ilgili olarak Beşiktaş futbol takımlarından
sorumlu futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın bir açıklaması var. Ne diyor Samet Aybaba? Ben Sergen Yalçın'la şu ana kadar hiç görüşmedim. Şu an bir görüşmemiz olmadı diyor. Aynı zamanda Samet Aybaba genç ve dar tecrübeli de var. Yaşça, olgunluğa daha yakın oyuncular da var kadromuzda. İşimiz çok zor. Elimizde kötü çürümüş bir takım var demiş Samet Aybaba yaptığı açıklamada. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosunu görüyorsunuz. Aradaki farkı kapatmak kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş değil demiş. Bir realiteye işaret ediyor Samet Aybaba. Ben futbolcularla görüştüm ve onlara tebrik ederim sizi. 6. kez bir teknik direktörü gönderdiniz. 6. teknik direktörü de gönderdiniz dedim diyor. Bu açıklama elbette ki futbolculara yönelik bir eleştiri olmakla birlikte bir serzenişi de dile getiriyor. Bence Samet Aybaba'nın açıklamaları böyle. Şimdi sizlerden izin istiyorum buçuk reklamı için. Reklamların hemen ardından tekrar birlikte olacağız. Anadolu Ateşi devam ediyor. Yani iddialara baktığımızda kamuoyunda, sosyal medyada, basında Beşiktaş'ın yeni sezonda hangi teknik direktörle çalışacağı konusunda neredeyse bir bilmece söz konusu ve bir enflasyon oluşmuş durumda. O kadar çok teknik direktör ismi geçiyor ki şimdi de Erol Bulut yazılmış. Erol Bulut biliyorsunuz Fenerbahçe'den sonra bir süre bekledi ve şimdi Cardiff City'de çalışıyor. Erol Bulut'un Beşiktaş'ın yeni teknik direktörlerinden bir tanesi olabileceği, Beşiktaş'ın Erol Bulut üzerinde düşündüğü iddia ediliyor. İngiltere Championship ekibi Cardiff'te görev yapıyor Erol Bulut. 47 maça çıktı Cardiff takımıyla. 49 yaşında biliyorsunuz bu karşılaşmalarda 1.38'lik puan ortalaması tutturdu. Sergen Yalçın ve Erol Bulut dışında Beşiktaş'ın yabancı teknik direktörler içinde de öne çıkan isimler var. Siyah beyazlar Hansi Flick, Niko Kovac, Frank Lampard ve Gennaro Gattuso'yu gündemine aldı deniyor. Ancak bu konuda Beşiktaş'tan yönetici düzeyinde bir açıklama daha var. O da Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklama. Yücel ilerleyen günlerde teknik direktör için görüşmelere başlayacaklarını belirtti. Şu an için Türkiye Kupası'na odaklandık. Transfer komitemiz hem yerli hem de yabancı hoca alternatiflerini çıkarıyor. İlerleyen günlerde görüşmelere başlayacağız diyor. Yücel ayrıca şu an için Türkiye Kupası'na odaklandık. Transfer komitemiz bu konuda çalışmalara başlayacak. Taraftarlarımızdan bir ricam olacak. Özellikle sosyal medyada çok fazla şey yazılıyor. Şu yöneticiyle konuştum, bu hocayı sordular gibi bu tarz söylemlere itibar edilmesin demiş. Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili de bir soru sorulmuş kendisine. Şu an sadece dedikodu, ortada hiçbir somut gelişme yok, somut bir teklif yok. Semih bizim için çok kıymetli bir oyuncu. Sadece Beşiktaş için değil, Türk futbolu için önemli. Belki de Avrupa'ya bu zamana kadar en yüksek bonservis bedeliyle gönderebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. O yüzden ona sarılmalıyız. Şu anda kafasının karışmaması lazım. Şu anda onun kafasının olup olmadık Paris Saint Germain, Chelsea'lerle meşgul etmemek gerekiyor demiş. Bu arada ligde Beşiktaş maçına yabancı VAR hakemi atanmadı. Şaşırdık mı diyor Hüseyin Yücel, Beşiktaş ikinci başkanı. Şaşırmadık diyor. Federasyonumuz Beşiktaş maçlarını o kadar önemsemiyor diyeyim mi ne diyeyim. Bugün saat 16'da Hasan Arat Başkan'la Kulüpler Birliği toplantısına gideceğiz. Orada en düzgün ve en doğru kararları alıp konuyla ilgili paylaşım yapacağız ifadelerini kullanmış. Beşiktaş'ın da talebi kendi maçlarına video yardımcı hakem, yabancı video yardımcı hakem atanması yönünde sevgili dinleyiciler. Beşiktaş'ın da böyle bir talebi var. Bu arada Okan Buruk harika bir seri yakaladı ve istatistikleri de lehine çevirmeyi başardı. 32. haftada Galatasaray Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek edince bu istatistik olarak da Okan Buruk'un lehine pek çok veriyi ortaya koydu. Opta verilerine göre Okan Buruk Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında 20 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan 4. teknik direktör oldu. Okan Buruk, Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç Galatasaray'ın 20 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan teknik direktörleri. Sarı Kırmızılı takım ligde en son 25 Kasım'ın 25'inde 2023'te geride bıraktığımız sene deplasmanda Mersin'de Hatayspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray'ın son 20 lig maçında aldığı sonuçlara baktığımızda farklı galibiyetlerin de son maçta olduğu gibi dikkat çektiğini görüyoruz. Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etmiş. Trabzonspor maçında 5-1'lik bir galibiyet var. İstanbulspor 3-1'lik galibiyet var. Çaykur Rizespor 6-2, Kasımpaşa 4-3 ve son olarak Alanyaspor 4-0 mağlup etti. Bu 20 maç içerisinde sayabileceğimiz karşılaşmalar bu şekilde.
şekilde değerli dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım, Sergen Yalçın'la henüz bir görüşme olmadı Beşiktaş arasında. Bunu açıklayansa Beşiktaş'ın futbol takımlarından sorumlu koordinatörü ve bu arada Mauro Icardi ile ilgili bir istatistiki bilgi var. Alex de Souza'nın rekoruna son derece yaklaştı Mauro Icardi. Kalan maçlarda 8 gol katkısı daha verirse Süper Lig tarihinde bir ilkiye imza atacak. Arjantinli futbolcu dün de bir gol attı ama kaçırdığı goller de vardı. Değerlendiremediği pozisyonlar vardı. Mauro Icardi üst üste oynadı. Son 4 maçta 5 kez gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon ligdeki 28. maçındaysa 19. golünü kaydetti. Galatasaray forması altında bu sezon golleri kadar gol pas sayısı da ön plana çıkıyor Mauro Icardi. Arkadaşlarına toplamda 11 kez gol pası verdi. 11 tane asiste sahip. Alanya maçında fileleri havalandırarak 36 gol katkısı verdiği 2014-2015 senesini geride bırakan Icardi bu sezon 37 kez skora katkı yapmayı başardı. Ligde kalan maçlarda 8 gol daha katkı sunarsa Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından Alex de Souza'yı geride bırakacak. Arjantinli golcü 8 gol katkısı vermesi durumunda, yani gol katkısından kasıt sadece gol atmak değil, gol pası vermek de gole doğrudan katkı sunmak anlamına geliyor. 8 tane daha katkı sunarsa gole 2010-2011 sezonunda Alex de Souza'ya ait 44 gol katkısı rekorunu da kırmış olacak. Böyledir, hedefi var. Gol krallığı yarışmasında Edin Dzeko ile birlikte 3 sırada yer alıyor. Gol krallığı yarışması da devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu arada trio ekibi Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 yendiği maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumladı deniyor. Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban penaltı tartışmalarına neden olan Victor Nelson'un pozisyonunu değerlendirdi. Galatasaray'ın gollerini 56-72'de Barış Alper Yılmaz, 51'de Hakim Ziyech ve 84'te Icardi kaydetti. Eski hakemler tartışmalı pozisyonlar, özellikle 34. dakikada Victor Nelson'un elle oynaması var mı şeklindeki tartışmaya yönelik şunları söylemişler. Bülent Yıldırım ne diyor bakalım? Doğal bir aksiyon içinde olan bir hamle, topa kafayla vurmadıysa da buna penaltı verilmesi gerekir. İki açıdan bakıldığında kafaya hiç gelmemiş olabilir. Bir o kadar açıya baktığımızda da kafadan gittiği görünüyor. VAR'ın ispat edeceği bir açı olmadığı için müdahale etmemesi doğru. Hakemin kararına saygı duyuyorum demiş. Bahattin Duran, benim gördüğüm az da olsa top kafasına değiyor ve doğal olmayan koluna geliyor. VAR açık ve bariz bir hata varsa karışabilir. Bu topun net olarak yalnızca eline geldiğini tespit edemezsiniz. Hakem ve VAR odasındakiler hislerle karar veremez. Penaltı yok ve oyunun kornerle başlaması doğru demiş değerli dinleyiciler. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından programımız kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Anadolu Ateşi devam ediyor. Fenerbahçe Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Martial'ı transfer gündemine aldı mı? Manchester United'de oynayan Anthony Martial için geçtiğimiz kış transfer döneminde devreye girmişti. Ancak yıldız oyuncunun sakatlığından dolayı transferden vazgeçilmişti. Sarı lacivertteki bir yıldız golcü için önümüzdeki yaz transfer döneminde yeniden devreye girmeye hazırlanıyor ve Serie A devi Inter'le sıkı bir transfer rekabetine girecek deniliyor İngiltere basınında. Fransız golcü Ocak ayında kasık ameliyatı oldu. Manchester United'in kadroda düşünmedi ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Martial'ın Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği kaydedildi. Fransız basını 28 yaşındaki hücum oyuncusunun şu anda sadece iyileşmeye odaklandığını, geleceğiyle ilgili kararı konusunda aceleci davranmadığını yazıyor. Haberlerde Avrupa'da kalmak isteyen Martial'e Fenerbahçe ve Inter'in ilgisi olduğu vurgulandı. Bu sezon kondisyon sorunları yaşayan Fransız golcü Martial bir de sakatlık yaşayınca Manchester United'deki formasından bir süre uzak kaldı. Yıldız oyuncu toplamda 13 karşılaşmada oynadı United'da ve United adına bir gol atmayı başardı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin özellikle kış transfer döneminde gündemine geldiği hakkındaki transfer haberlerine konu olmuştu Fransız oyuncu Anthony Martial. Değerli dinleyiciler, Yunan ekibi Olympiakos UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak perşembe akşamı. Çeyrek final ikinci maçında, rövanş maçında. İlk maç 3-2 rakip takım lehine sonuçlanmıştı. Ve Yunanistan Futbol Federasyonu her iki takımın da Avrupa'da mücadele ediyor olması nedeniyle Olympiakos PAOK maçını ertelemişti. Bu hafta oynayacakları zorlu lig maçını ertelemişti Yunan Futbol Federasyonu. Kırmızı Beyazlar Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'nin karşısında dinlenmiş olarak çıkacak. Bu bir avantaj mıdır? Yani nereden baktığınıza bağlı. Kimilerine göre
maç ritmi olması, yani maç oynayarak gelmek daha büyük bir avantaj. Kimilerine göre dinlenerek gelmek daha büyük bir avantaj. Bakalım Fenerbahçe futbol takımında yarın oynanacak, düzelterek söylüyorum, perşembe akşamı oynanacak maç öncesi son durum ne? Ve yarın bir basın toplantısı düzenleyecek teknik direktör İsmail Kartal bir futbolcusuyla birlikte. Sevgili Yusuf Dursun, Fanatik Gazetesi yazarı, yıllardır Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor bizimle birlikte. Yusuf abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, ben de iyi çalışmalar dilerim. Geçmiş bayramınızı da kutlarım. Ben de kutlarım geçmiş bayramınızı. Yusuf abi, Fenerbahçe'de Osterwolde dışında sakat kalmamış galiba, değil mi? Evet, doğrudur. En son yine son maçta bir darbe aldı. Serdar Aziz var ama o zaten kadroda olmayacağı için sıkıntı yok. Diğerleri hepsi döndü. Dijiku, özellikle Dijiku büyük bir ihtimalle bir aksilik olmasa ilk 11'de oynayacak. Anladım. Dijiku 11'de oynayacak. Evet, yani onu görüyoruz. Nasıl? Havası nasıl Fenerbahçe'nin Olympiakos evet, maçı? Evet, tabii şimdi İsmail Hoca dünden itibaren bu maçın çok önemli olduğunu, bu sezon Fenerbahçe'nin oynayacağı en kritik karşılaşma olduğunu zaten basın toplantısında söylüyor. Dün de söylemiş. Yani Fenerbahçe için önemli bir maç. Kazanılması gereken maç. Hatta iki farkta kazanılması gereken maç. Onun için ona göre moraller iyi. Aldığımız tabii bize şu anda kapalı antrenman. Yarın atacaklar. Takım morali iyi. Futbolcular maçı da kazandılar. Biliyor. Zor da olsa 2-1 kazandılar. Lig maçı da tabii önemliydi. Yani takım iyi. Taraftar da bildiğim kadarıyla stadı dolduracak gibi duruyor. Bakacağız neler olacak. Hep siz tahmininizde nasıl bir sonuç ortaya çıkar Fenerbahçe adına? Ya şimdi tabii ki gol de yiyor Fenerbahçe. Ama şu an haftaya bakarsak kaleci kendime geldi biraz. Evet. Toparladı. Herhalde Karagümrük maçının tekrarında inşallah Perşembe günü Olympiakos'a karşı yapar diye düşünüyorum. Hı hı. Evet, yani moraller iyi. Dediğim gibi galibiyet güzeldi, Karagümrük maçının galibiyeti. Bakacağız, göreceğiz hep beraber. Ama sanki bir adım Fenerbahçe önde duruyor. Kadro olarak, saha ve seyirci avantajı olarak bir adım önde duruyor ama futbolda her zaman sürprizler vardır. 11'in değişeceğine inanıyor musunuz Yusuf abi? Yani 11 konusunda biliyorsun hoca pek fazla, yani bazen değiştiriyor. Hiç 5-6 oyuncu yapıyor. Bazen de bence değişiyor. Mesela Krunic 2 haftadır bildiğim kadarıyla 3 haftadır çok kötü oynuyor. Büyük ihtimalle onu kenara çekeceğiz. Şimaski cezalıydı, oynayamadı. O oynayacak. Çok kadroda değişiklik yapacağını ben düşünmüyorum. Yani hemen hemen aynı şeyde çıkarabilir. Bir tek defansta stoperde sıkıntı var. Orada Dijiku'nun yanına kimi alacak? Onu Çağlar mı? Bekleyip göreceğiz. Orada bir şey olabilir yani. Anladım. Kao mu var? Yani birkaç oyuncu artık hepsi düzeldiler. Eli bollaştı hocanın. Bakalım kimi sürecek maça. Önemli maç çünkü. Futbolcu için de önemli maç. Kendisi için de önemli maç. Camia için de önemli maç. Çağlar'ın performansından memnun mu teknik heyet? Yani ben sanki bir şurada biraz düşüş var. İki maçtır. Umarım bu maçla birlikte tekrar toparlanır. Kolay değil. O da tabii takı alışması etmesi. Bir hop geldi, hemen oynadı. Biraz herhalde zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ama zaman da kalmadı. Zaten şurada 6 maç kaldı. Doğru. Konferans liginden bakalım neler yapacak göreceğiz. Peki. Yusuf abi çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz başka şey yoksa? Yok, takım bugün çalışıyor. Yarın dediğim gibi zaten sizin söylediğiniz gibi basın toplantıları var. Hoca ve evet, bir futbolcu. Milletlere ilgi büyük. Herkes artık bu maçı bekliyor. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Sevgili Yusuf Dursun, Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuzdu. Napoli yaz döneminde Bayern Münih'ten Kim Min-ji'yi kiralayıp takıma geri getirmek istiyor. Calcio Napoli'nin haberine göre değerli dinleyiciler. Delali Beşiktaş'ın oyuncusu, eski oyuncusu, her sabah 11'de telefonumda 2026 Dünya Kupası yazan bir hatırlatıcı var. Amacım bu seviyemde bu şeklinde bir açıklama yapmış. Tekrar futbola döndüğü mesajını veriyor değerli dinleyiciler. Şimdi reklamlar için sizden izin istiyorum. Kısa bir reklam arası, ardından devam ediyoruz.
Derlinçer, az önce anons etmiştim. Çaykur Rizespor'dan önemli bir röportaj yapacağız diye. Yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır bizimle birlikte. Çaykur Rizespor son hafta itibariyle çok parlak bir galibiyet elde etti. Antalya Spor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve şu anda 5. basamakta. 4. basamaktaki Trabzonspor Beşiktaş'ta puanı aynı. 48 puana ulaştı ve Avrupa Kupalarına gitme mücadelesi veriyor kalan 6 haftada. Sayın Hasan Yavuz Bakır bizimle birlikte. Yayınımız hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilerinize saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar dilerim, tebrik ederim son galibiyetten dolayı. Evet, sağ olun. Şükür ki güzel bir galibiyet, net bir galibiyet aldık. Oyun anlamında da sahadaki performansımız sevindiriciydi. Bir dönem bir düşüş yaşadık ikinci yarının ortalarında ama çok emindik tekrar çıkışa geçeceğimizle ilgili. Hocamızla işte futbolcularımızla yaptığımız bütün sohbetlerde bu konuda çok net bir tablo vardı. Şükür bu gerçekleşiyor şu anda. Hı hı. İnşallah devamında kalan maçlarda da bu süreci mümkün olduğu kadar fazla yukarıya taşıyabilecek bir performans göstereceğiz inşallah. Bakalım. Evet. Shelvey performansıyla dikkat çekiyor ve takımın doğal lideri konumunda gördüğüm kadarıyla. Evet, Shelvey tabii özel bir oyuncu. Sezon başı Premier Lig'den ilk defa uzun yıllar sonra başka bir ligeye, başka bir ülkeye gitti. Soru işaretleri vardı ama gelişiyle ilgili herkes çok tabii emin, net cümleler sarf etmişti. Sezon boyunca Shelvey ile ilgili takıma çok önemli katkılar verdi. Aşikar zaten ama ligin son bölümüne yaklaşmış olmamıza rağmen performansının artıyor olması yine bizim açımızdan güzel bir gelişme. Özellikle üst düzey oyuncuların motivasyonunu sağlamak, onları sürekli maç hazır tutmak tabii çok kolay bir şey değil. Bu konuda hocamızın da çok ciddi anlamda payı var. Onun hakkını teslim etmemiz lazım. Shelvey de bu anlamda sorumluluk alıyor. O da takıma katkı anlamında önemli işler yapıyor. Takımdaki diğer oyuncular Shelvey ile ilgili onlar da çok mutlu. Onlar da Shelvey ile ilgili biz ne yapabiliriz diye düşünüp sahada daha çok efor sarf etmeye, daha çok koşmaya yönelik hamleler yapıyorlar. Aslında bütün bunların tamamını topladığımız zaman yıllardır herkesin dillendirdiği kolej havasında bir takım örneğini biz bu sene çok iyi şekilde temsil ettiğimizi söyleyebilirim. Sayın Hasan Yavuz Bakır bizimle birlikte, Çaykur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü. Bu arada Beşiktaş'la aynı puandasınız. 5. basamakta, 3. basamaktaki Trabzonspor'la da 4 puan fark var. Ne dersiniz, kalan 6 haftada 3. bitirme hedefi olanca kuvvetiyle devam ediyor mu? Ya da %100 üzerinden konuşursak bir tespitte bulunma şansınız var mı? Ya bununla ilgili biz hep şunu savunduk. Hep bunu söylüyoruz. Maç. Yani maç gitmek istiyoruz. Çünkü çok genç bir takımız. Bu genç takım olmanın dezavantajını ligin ikinci yarısının başında Avrupa hedefi gibi bir söylemi yüksek sesle dillendirdiğimiz zamanlarda bu handikapları yaşadık. Orada o genç çocukların bu motivasyonla ilgili biraz stres yaşadıklarını gördük. Onun için uzun zamandan beri, birkaç haftadan beri hocamız da bizimle ilgilenmişti. Mümkün olduğu kadar maç ilerlemek istiyoruz. Önümüzde zor maçlarımız var. Başakşehir, Ankara Gücü, Pendik, Beşiktaş, Kasımpaşa, Hatay. Yani hepsi bakıldığı zaman zor maçlar. Ama biz şu anki form durumumuzdan ötürü mutluyuz. Oyuncularımızın ciddi anlamda iyi durumda olduklarını görüyoruz. Her ne kadar zaten kısıtlı kadromuzda 3 tane eksik oyuncumuz olsa bile diğer oyuncularımız bu anlamda bu eksikliği kapatma konusunda oldukça destek veriyorlar takıma. Biz kalan maçlarımızda maç kazanmaya devam edeceğiz. Bakalım sonunda biz nerede oluruz? 3. 4. 5. Tabii ki bu kulüp için Avrupa kupalarına katılıyor olmak çok değerli, çok büyük bir onur, büyük bir gurur olur. Yıllardan beri zor süreçte bize spor ligler hep anıldı. Şimdi bu sene çok genç bir takım, Süper Lig'in en genç takımı, Süper Lig'in en düşük maliyetli takımlarından bir tanesi, yeni kurulan bir takım aynı zamanda. Bütün bu futbol açısından handikap olarak adlandıracağımız örneklere rağmen elde etmiş olduğumuz, ulaşmış olduğumuz şu anki durumumuz hem puantaj anlamında hem oyun anlamında o bile çok değerli. Evet. Ama inanıyoruz ki
hocamızla beraber, futbolcularımızla beraber, taraftarımızla beraber biz bu sene Rizespor'u, Türkiye'yi, bizi Avrupa'da Rizespor olarak temsil etme anlamında oldukça yaklaşmışız, dokunmak üzereyiz. Bunu kaçırmak istemiyoruz. Peki. Sayın Hasan Yavuz Bakır, Rizespor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü, sohbetimizin final aşamasındayız. Teknik direktör İlhan Palut da önemli bir teknik direktörlük performansı gösterdi. Pek çok habere de konu oluyor. Çaykur Rizespor mesela Beşiktaş'ın düşündüğü isimlerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Böyle bir teklif gelmesi durumunda İlhan Palut'a Çaykur Rizespor olarak tavrınız nasıl olur? Ya bu konu tabii ki bizim bu konuda bir karar mekanizmasında olmadığımız açık. Çünkü kontratımız bir yıllık zaten hocamızda. Yani bizim bu anlamda hocamızı bırakmıyoruz deme şansımız olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Bu çok fazla bize soruluyor. Taraftarlar, yolda görenler, işte mail yazan, atanlar, sosyal medyadan yazanlar. Hep şu cevabı veriyorum. Ya iki tane örnek var. İlhan Palut tarafından baktığımız zaman her yönüyle çok mutlu olduğu, her yönüyle sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz bir çalışma odanağına sahip olduğu bir kulüpte şu anda. Ve iyi de durumda. Biz de yönetim bazında, şehir ve taraftar bazında hiçbir şekilde problem yaşamadığımız, inanılmaz uyumlu, beraberce yol yürüdüğümüz bir hocamız, bir hocaya denk gelmişiz. Her iki tarafında bu kadar mutlu, bu kadar umutlu, bu kadar huzurlu olduğu bir ortamda sanırım kimse değişiklikle ilgili bir adım atmayı düşünmez. Elbette ki hayatımızda önemli fırsatlar vardır. Bu fırsatları her zaman yakalamayabiliriz. Bu durumu Beşiktaş için sadece ilişkilendirmiyorum. Yani genel anlamda çok hayati bir imkan gelir. Bu durumu tabii ki gözden geçirir kişiler, biz veya kulüp, bir kulüp veya hoca. Ama benim şu anda kuracağım net cümle, her iki tarafında mutlak mutlu olduğu bir yerde bir sonraki adımın macera olması ile ilgili ciddi bir ihtimal var. Ben bu anlamda macera konusunda benim yorumum tabii ki, ama hocamızın alacağı karara saygılıyız, biz onu çok seviyoruz. O da Rize'yi çok seviyor. Sanırım bu kadar mutluluğun fazla örneklendiği bir yerde taraflar mevcut durumlarını korumakla ilgili karar alacaklardır. Ama ben şunu söylüyorum ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde, yani yıllar boyunca İlhan Palut imzası bu Süper Lig'de hep olacaktır. Çünkü bunu hem çalışkanlığıyla, hem kendisini yenilemesiyle, hem sürekli araştırma olmasıyla, inanılmaz çalışma temposuyla hak ettiğini düşünüyorum. Biz sezon başında hep vurgulamıştık, henüz daha lig başlamadan, biz bu sene Süper Lig'e renk atacağız demiştik. Bu iddialı cümleyi sarf ederken en büyük güvencelerimizin bir tanesi kurmuş olduğumuz sisteme olan inancımız ve İlhan Palut'un güvenimizde Allah'a şükür ki şu anda oldukça iyi işliyor. Sayın Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü, kulübü adına pek çok önemli açıklama ve tespitte bulundu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Saat 15'te Spor Kazanı programında tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Anadolu Ateşi sona erdi.